Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle beraber Football Manager 2022'de 2010 yılına yolculuk yapacağız. Bu retro veri tabanlarını incelediğimiz son videomuz olacak. 2010 yılı database'ine ulaşmak için ne yazık ki sadece Steam atölyesini kullanabiliyoruz. Herhangi bir dış kaynaktan link bulamadım. Ama sizin için editör dataya atılacak dosyanın linkini ayrı olarak upload edeceğim. Ve atölyede bulunan sayfanın linkini de vereceğim. İster atölyeden abone olacaksınız, isterseniz de Steam dışı platformdan oyun oynuyorsanız link üzerinden editör dataya atmanız gereken dosyaya ulaşacaksınız. Öncelikle Yamada neler var, bunlardan bahsedelim. Tabii ki önceden yayınladığımız retro veri tabanlarına göre en küçük ve en az teferruatı olan Yama bu, onu söylemek lazım. Totalde zaten 5'lik falan var, onları hemen sayalım. İngiltere 1. lig ve 2. lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya ile Fransa'nın 1. ligleri mevcut. Yani toplamda 6 ligimiz var. Ben kontrol ettim. Türkiye'deki takımların 2010 kadroları maalesef ki yok. Yani veri tabanı kurulumlarını yaparken eğer Türkiye'de bir kariyer yapmaya çalışırsanız doğal olarak FM22'nin orijinal kadrolarıyla oynamış olursunuz. O yüzden bu veri tabanını kullanmaya karar verirken sadece Avrupa'da kariyer yapmaya odaklanmanız daha iyi olur. Onu söyleyelim. Şimdi kurulum işlemine nasıl geçiyoruz? Abone olursanız zaten editör data dosyasını otomatik olarak olması gereken yere atacak ya da linkten indirdiğiniz dosyayı direkt olarak gelip editör datanın içerisine bırakacaksınız. İşlem bu kadar basit. Ardından hemen oyuna giriyoruz. Oyunumuz açıldıktan sonra da yeni bir oyuna başla diyoruz. Kariyer diyoruz. Yine burada dikkat etmemiz gereken nedir? Bull Manager 22'yi seçeceğiz ve sürümün 22.10 olmasına özen göstereceğiz. Dikkat edin, farklı veri tabanlarını karıştırmayın. FM2010 database'ini seçip onayla diyeceğiz ve gelişmiş kuruluma basarak ilk kurulumlarına geçeceğiz. Şimdi bizden istenilen, yani oynamamız önerilen ligleri buradan belirleyeceğiz hemen. Şu şekilde İngiltere 1. ve 2. lig, Fransa 1. lig, La Liga'yı seçiyorum. İtalya'da Serie A'yı seçiyorum ve Almanya zannediyorum burada eksik olan lig. Orada da Bundesliga'yı seçeceğiz. 3-5 bir tane eksik galiba. Çok önemli değil, onu artık siz kendi aranızda yaparsınız. Bu sefer bu veri tabanında İspanya'daki takımları inceleyelim. Oyuna başla diyelim. Bu arada kurulum yaparken bahsetmedim ama hani özel veri tabanı oluşturup kıtaları ekleyebilirsiniz veyahut ligleri daha fazla ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi bütün takımlarda, bütün kıtalarda Football Manager 10'da bulunan oyuncular olmayabilir. Bilginiz olsun. Hani kurulum yapmadan önce ona göre bir kurulum yapmanız lazım. Zaten bu retro veri tabanlarında uzun süreli kariyerler yapmak değildir amaç. Yani 2010 yılına şöyle bir döneceksin. 3-4 sezon yapacaksın. Keyfini aldıktan sonra bırakacaksın. Yani buradaki bu çalışmaların amacı tamamıyla bu. Atıyorum ben bu veri tabanıyla Türkiye Ligi açayım, işte Messi'yi 22 yaşındayken kullanayım vesaire de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Yani sonuçta günümüzdeki futbolcuların Yama'da belirtilen liglerde oynuyorlarsa eğer yaşları muhtemelen çok ama çok genç olacaktır. Onları yeniden geliştirmek, onlara alternatif bir gelecek hazırlamak da sizin elinizde. Yani yapabileceklerinizin aslında sınırı yok. Tamamıyla hayal gücünüzü kullanmanız yeterli. Veri tabanı kurulumu tabii ki biraz uzun sürebiliyor. Yani bunları normal karşılamak lazım. Çünkü oyunun orijinalliğini bozuyoruz yani. Olmaması gereken şeyler yapıyoruz. Profili kullan dedik. İspanya'ya bakacaktık. Mesela Barcelona'ya bir bakalım. Kimler var, kimler yok. Bakın gördüğünüz gibi Charles Puyol var. 31 yaşında hala. Thierry Henry var değil mi? Çocuk gençliğimizde yine çok önemli futbolcularından bir tanesiydi. Erik Abidal'i görüyoruz. Bakalım Xavi var. Hala futbolcu olarak Barcelona'da top koşturuyor. İbrahim Oviç var ve profili muazzam açıkçası. 27 yaşında kendisi ve diğer takımları da tabii ki de göz gezdirebilirsiniz. Ben sadece bu video özelinde Real Madrid'e de bakacağım. Hemen onun kadrosuna da girelim. Guti var, Raul var, Iker Casillas var. Bakalım Karim Benzema henüz daha 21 yaşında ya. Yani şu oyuncuyu 21 yaşında tekrar oynamak muazzam bir şey olsa gerek. Bakalım Higuain var, Kaka var. Kaka'nın da Madrid'de çok tutunamaması. Aa burada bir şey olmuş, karışıklık olmuş. Bu arada şeyle alakalı, Türk medya yamasındaki karışıklıkla alakalı. Muhtemelen bu hanımefendi Türk medyasında tanıdığımız bir hanımefendidir diye düşünüyorum. Ben tanımıyorum ama bakalım. Pepe
Mbappe var. Yani oyuncular bu şekilde. Sadece belirtilen liglerde oynarsanız çok daha mutlu olacağınız, fazla aklınızın karışmayacağı bir veri tabanı kurulumu olur. Ama dediğim gibi diğer ligleri de ekleyerek aslında Avrupa'da oynayan futbolcuların yaşlarını 10-12 yaş düşürmüş olursunuz. Böyle bir fantazi de yapabilirsiniz kendinize. Bu tamamıyla size bağlı. Oyun içerisinde ve dışında yapacağımız her şeyi gösterdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana soracak olursanız güzel bir veri tabanı. Farklı işler, farklı kariyerler, farklı hikayeler bu veri tabanından da çıkarılabilir. Bugünlük bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.